Buna bakarak yarattıklarıyla Allah'ı inkar etmekle büyükleniyorlar. Diyorlar ki bilim Allah'a, haşa, bu Darwinizm bilimdir, bilim Allah'a inkar ediyor. Yani bilimi yaratan Allah. Siz zaten DNA'ya baktığınız zaman DNA yaratan Allah, enzimleri, proteinleri, değil mi, ribozomları yaratan Allah. Ona bakarak Allah'ı inkar edebilir mi insan? Tam tersine Allah'ı tesbih ettirtir o. Ne muhteşem bir yaratılış varmış. Sübhanallah deriz, elhamdülillah. Allah'a kebir deriz, değil mi? Allah'u Ayette ekber deriz yani, tabii. inşallah. Şeytan Allah'a sığınırım. Allah o yüzden söylüyor bize, detaylarını veriyor bu kişilerin yapıları hakkında. Gözleri vardır görmezler, kulakları vardır işitmezler. Yani hiçbir şekilde Allah'ın ayetlerini görüp geçeceklerini zaten Allah söylüyor. Allah'ın varlığının delilleri demek. Ayet demek, delil demek aynı zamanda kelime anlamı olarak. Allah'ın varlığının delillerini, ayetlerini görüp de üzerinden geçmeleri. Başka bir şekilde direkt yani çok detaylı olarak Allah bize bildirmiş ayet-i kerimede maşallah. Evet, şimdi bakın burada Francis Crick ve James Watson isimli iki kişi bu DNA'yı keşfediyorlar. Bu iki insana bakın, sadece Allah'ın yarattığı bu mükemmel yapıyı keşfettikleri için takdir gösterilmektedir. Asıl büyüklüğü takdir edilecek DNA'yı yaratandır, yani Yüce Allah'tır. Evet, devam ediyoruz. Bakın DNA'nın, değil mi, keşfi 1953 yılında bir buluş yapıldı. James Watson ve Francis Crick tarafından. İnsanın çok yüksek seviyede detaylı bilgi taşıyan özelliği var. Ve bu bilgi toplu iğne ucu kadar bir yerde kodlu bulunmaktadır. Bu kadar çok bilgi, bu kadar küçük bir mekana nasıl sığmış olabilir? Bilim adamları bunu düşündüler tabii. Crick yapısını anlamakta zorluk çektiği DNA keşfinden ötürü Nobel ödülü, yani verilebilecek en büyük ödülü alıyor. Alkışlıyorlar, takdir ediyorlar. Neredeyse yokluk denebilecek kadar küçük bir yapı böyle bir muazzam bilgiyi nasıl bulundurabilir? Bunu Francis Crick şöyle açıkladı. Bakın diyor ki, Francis Crick, bugün sahip olduğumuz bilgiler ışığında dürüst bir adamın yapabileceği tek yorum, hayatın bir mucize eseri olarak ortaya çıktığıdır. Maşallah. Maşallah. Değil mi? Başka bir Evet. açıklaması olabilir mi? Yaratılıştan başka. Yok ki Değil şu mi? Bilim Allah'ı tesbih ettirtir. Allah'ı yücelttirir. Bu çok açık bir Evet. şekilde gözüküyor inşallah. Bakın şimdi bir de DNA ile ilgili Kur'an mucizesi var. Ondan bahsedelim. 1400 sene önce Allah'ın gönderdiği kitap olan Kur'an'da DNA'dan bahsediyor. Dolayısıyla DNA'yı ve Kur'an'ı yaratan Yüce Rabbimizin aynı akıl sahibi Yüce Rabbimiz olduğu anlaşılıyor. Bakın. Kanıtlayan kesin kanıtlardan bir tanesi. Şimdi buna bakalım. Bakın Kur'an'ın bilimsel mucizeleri var. Kur'an bir bilim kitabı değil ama çok sayıda Kur'an'ın bilimsel mucizesi var. DNA ve genetik tarihinin başlangıcı. Şimdi DNA, yani açılımı bunun, deoksiribonükleik asit. Bu insanların koyduğu bir isim. Değil mi? Evet, 20. evet. yüzyılda DNA keşfediliyor. Bakın biraz Moleküler önce gördük. yapısının isimlendirilmiş hali. Evet, 1953 yılında bilim adamları buna deoksiribonükleik asit deniyor. Evet. Kur'an'da 1400 sene önce gönderilmiş. Şimdi bakın devam edelim. Genetik biliminin başlangıcı Mendel isimli bilim adamının 1865 yılındaki genetik yasalarına dayanır. Bakın Mendel 1865 yılındaki genetik yasalarıyla genetik biliminin başlangıcı. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihe Kur'an'da 18 numaralı Kehf suresinin 65. ayetinde işaret edilmektedir. Bakın DNA harflerinin, yani dal, nun ve elif harflerinin Kur'an'da nerelerde yan yana geldiği incelendiğinde en fazla Kehf suresinin 65. ayetinde geçtiği görülür. Bu ayette DNA harfleri ardı ardına tam 3 defa yan yana yer almaktadır. Kur'an'ın başka hiçbir ayetinde DNA harfleri bu şekilde ardı arda ve çok sayıda geçmez. Bu harflerin yer aldığı ayet numarası 18. surenin 65. ayetidir. Genetik biliminin başlangıç tarihi ise 1865'tir. Maşallah. Ayette 3 defa tekrar vardır. Kehf suresinde DNA 7 defa tekrarlanırken RNA da, bakın Ra, Nun ve Elif harfleri 7 defa tekrarlanır. RNA molekülü de DNA gibi genetik yapıyı oluşturan diğer bir moleküldür maşallah. RNA, DNA'nın kopyası Evet. çıkarılıyor tabii. İşte bu, değil mi, Kur'an'ı yaratan Allah'ın DNA'yı Maşallah. da yarattığını, değil mi, genetik bilimini de yarattığını o bize gösteriyor. Tabii. Çok açık bir şekilde gösteriyor. Çünkü DNA insanların koyduğu bir isim ve 20. yüzyılda keşfediliyor. Değil mi? 1953 yılında. Ve o zaman konuyor bu isim. Allah genetik biliminin başlangıcı olan 1865 tarihi şifrelenmiş olarak Kur'an'da DNA harflerinin, üstelik DNA'nın geçtiği ayette, değil mi? O Evet. da 1865'e işaret ediyor.
ve DNA harfleri var orada. Yani çok açık bir şekilde. Olarak, evet. Bakın hiç samimi bir şekilde etrafını araştıran, ne olduğunu anlamaya çalışan, niçin var olduğunu anlamaya çalışan bir insan için Allah yeterince delil koymuş. Evet. Bir defa hiçbir şekilde ben görmedim, duymadım, işte bilmiyordum, böyle bir şey yok. Açar insan, işte televizyonda da karşısına çıkıyor bu bilgiler. Okul kitaplarında da karşısına çıkan bilgiler. Gazetelerde de boy boy, internette de sayfalarca, milyonlarca sayfa var hatta bu kadar detay veren. Neyi görmüş oluyoruz? Her şeyin Allah tek bir kaynaktan yaratıldığını, her şeyin kusursuz bir şekilde var edildiğini görüyoruz. Bir bilinçle, bir akılla yaratılmış olduğunu görüyoruz. Bunun bir defa adının da Kur'an-ı Kerim'de Allah, bu yaratıcı gücün Allah tarafından yaratıldığı bize bilgi olarak veriliyor. Ve Allah'ın istediği şekilde de yaşamamız bize emrediliyor. Hayatta başarılı olmak istiyorsa insanlar bir defa Kur'an'daki emirlere riayet edecekler. Helalleri, haramları bilecekler. Evet, buna göre yaşayacaklar ki hem dünyada hem ahirette inşallah. Güzel bir hayatla Allah onları yaşatsın. Cennette inşallah asıl varılacak yer, şeytan Allah'a sınırım, Allah katında olandır. İşte çalışıp çabalayacak olanlar da orası için çalışsınlar diye Allah zaten şey yapıyor, emrediyor inşallah. Evet. Mümin aklı başında insan hesabını kitabını yapıyor. Ona göre ahirete göre inşallah. Dünya çünkü çok kısa bir yer. Hemen biten bitiveren bir şey zaten. İşte 4-5-10 sene yaşıyor insanlar. Ondan sonrası zaten yaşlılıkla sonu çok fazla haz alacağı bir hayatta olmuyor zaten. Başı çocukluk, sonu ihtiyarlık. Evet. Ortasında ne yaşadıysa yaşadı. Onu da inşallah Allah'ın istediği şekilde yaşamak lazım inşallah. İnşallah. Yani gerçek apaçık. Değil mi? Çok açık yani böyle çocukların anlayacağı kadar açık. Mesela sırf şu Kur'an mucizesi ya da iman hakikatlerinden herhangi bir tanesi insanı kesin bir bilgiyle iman ettirtiyor. Yani çok açık. Allah kesin olarak var. Biz de dediğin gibi Allah'a karşı sorumluyuz. Allah Kur'an'ı göndermiş. Kur'an'ı yaşamakla mükellefiz. Çok kısa ve bir dünya hayatı ve hesap var. Sonsuz ahiret var. Evet. İnşallah da bu yaşadığımız dönemde Allah'ın yaratmasıyla, bilimin de bu şekilde gelişmesiyle değil mi? Ahir zamanda yaşıyoruz ve altın çağa bir dönem geliyor inşallah. Allah'ın bütün dünyada İslam hakim, ahlakının hakim olacağı Hazreti Mehdi çıktı inşallah. Hazreti İsa çıktı. Bu Darwinizm saçmalığı 3-5 yıl içerisinde tamamen tarihe kalışacak ve insanlar i̇nşallah, gülecekler. Zaten, bakın gülüş duruma düşürmesin kimse kendini. Herkes gülecek böyle tesadüf saçmalığına nasıl inandılar bir zamanlar diye böyle. Evet. Onun için bıraksınlar bu işleri değil mi? Allah çok açık yani bu yani bir tek şunu gören değil mi? Bu ayette DNA kelimesi geçiyor. 1865, 1865 başlangıcı. Ya da işte bir proteinin, değil mi? Kendi kendine olamıyor. Allah'ın yarattığı çok açık. Hücre olması gerekiyor. Zaten sırf şu, Allah'a kesin olarak iman etmesi için yeterli insanın. Ya da herhangi bir şey, nereye baksak doğada. Dolayısıyla Allah'a iman edilmesi gerekiyor. Herkesi bilgisini arttırsın. Hocamızın kitaplarını okusun. Değil mi? DNA Mucizesi isimli kitabı var. Genlerle ilgili kitapları var. Bunları okuyarak etrafını anlatsınlar, kitapları okuttursunlar, filmleri seyrettirsinler. Çok büyük hizmet olur inşallah. Çok da sevabı i̇nşallah. Olur bunun inşallah. Ve bu şekilde İslam ahlakı hızla dünyada yeryüzüne yayılacak inşallah. İnşallah. Bitirelim mi Cihat Hocam? Bitirebiliriz inşallah. Evet, herkese o zaman hayırlı geceler diliyoruz. Yarın Kanal Avrupa'da saat 22'de yani gece 10'da tekrar buluşmak üzere inşallah. Herkese hayırlı geceler diliyoruz. Hayırlı geceler.